Hayat Mayvan Arkan'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Evet bugün farklı bir içerikle birlikteyiz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar yavru nasıl eğitilir ondan biraz bahsedeceğim. Daha önce hiç bundan bahsetmemiştim. Şimdi arkadaşlar bu elimde gördüğünüz 30 günlük bir bebiş. Bunu bir öğretmen arkadaşıma hediye edeceğim. Onun olacak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda beni tanıdığı için insandan en ufak bir korkma vesairesi yok. Yani seviyorum, okşuyorum, kafasını kaşıyorum vesaire. Ama tabii ki içinde hafif bir ürkeklik tabii ki içgüdüsel olarak var arkadaşlar. Neden? Çünkü doğal olarak ben ondan çok büyük bir canlıyım ve korkabilir hayvan. Mesela şu anda ilk turunu atabilir. Bakıyor şu anda etrafına. Ben mesela şu anda onu serbestim. Kanatları özgür. Ee, yani aslında şu anda bunun e, dışarıda yani bu şekilde kalması doğru değil neden doğru değil çünkü uçmada acemi uçmada acemi olunca da dolayısıyla arkadaşlar kendine zarar verebilir çarpabilir şu anda ilk uçuşunu yapacak mesela diye düşünüyorum ee, bakıyor ama güvendesin tatlım korkacak hiçbir şey yok İstediğin gibi davran kafana göre yani hiçbir dert yok elimin zararsız bir şey olduğunu anladı Başta böyle bazen arkadaşlar şey yaparlar. Mesela ilk uçuşunu yaptı şu anda. Şu anda aldım arkadaşlar geri şey koydum. Ee, yani dizime koydum. Severek böyle alıştıracaksınız arkadaşlar. Önce kendinize bir alıştırın. Yani sizin korkulacak bir şey değil. Onun için çok zararsız. Hatta onun için bir arkadaş olduğunu Öğretin arkadaşlar. Köpek değil çünkü bu. Yani öyle hemen sizin kokunuz hoşunuza gidip hoşuna gidip size öyle küt diye bağlanmaz. Ama şu var. Böyle arkadaşlar üreticilerden gelme kuşlar daha uysal olur, daha akıllı olur. Yani böyle e, sıkıntı yaratmaz. Şimdi pet shop'a girince kuş arkadaşlar şöyle bir şey söz konusu oluyor. Ne oluyor? E, hayvan salmaya geliyor ve salmada arkadaşlar pek çok kuşla birlikte olunca sürü psikolojisi ortaya çıkıyor ve sürü psikolojisi ortaya çıkınca da doğal olarak birlikte kaçma güdüleri ortaya çıkıyor. Yani insanın artık kendine bir tehdit olduğunu düşünüyor. Ama gördüğünüz gibi bu yavrumuz yavaş yavaş bana alışıyor şu anda. Bundan sonraki aşama şu arkadaşlar. Bol bol kuşunuzu her gün böyle çıkartıp 15-20 dakika seveceksiniz. Tabii elinizle böyle mıncıklamadan. Daha çok arkadaşlar parmakta, omuzda seveceksiniz. Şu anda bir deneyeyim. Parmağıma gelecek mi? Bakalım. Gel oğlum. Gel bebeğim. Böyle güven verici konuşun arkadaşlar. Kuşunuzla güven verici konuşun. Her zaman. Dur, gel. Evet. Parmağıma geldi şu anda arkadaşlar ve tekrar uçtu. Tekrar alacağım. Böyle elinize tekrar alacaksınız arkadaşlar uçtuğunda. Yani tekrar parmağınıza konmasını sağlayacaksınız. İlk olay arkadaşlar merdiven. Merdiven çok önemli. Yani şu parmağınızdayken arkadaşlar merdiven olayını öğretmeniz gerekiyor. Merdiven dediğimiz şey bir parmaktan bir parmağa şu anda ben video çektiğim için gösteremiyorum arkadaşlar. Bir parmaktan bir parmağa kuşunuzu yürüteceksiniz. Evet bir de poz alalım. Tabi kamera biraz gıcıklık yapıyor arkadaşlar. Bir parmaktan bir parmağa yürüteceksiniz. Ve şimdiden başlayalım arkadaşlar. Konuşma eğitimine. Cici kuş, babacık, aşkım ve şampiyon. Neden tek kelimeyle başlamayın arkadaşlar? Bu bir e, gerek yok. Dört kelimeyle başlayın arkadaşlar ki kuşunuz konuştuğunda dört kelime birden söyleyebilsin. Bu size küçük bir tüyo olsun. Kesinlikle ben bugüne kadar eğittiğim muhabbet kuşlarına bu dörtlüyle hep eğitmişimdir. Bakın hep şöyle diyeceksiniz. Cici kuş, babacık, aşkım, şampiyon, cimbom mesela. Tamam mı? Bu şekilde günde 15 dakika arkadaşlar. 15 dakika kuşunuzu konuşma eğitimi vereceksiniz en az. Ha daha fazla verirseniz yararını daha fazla alırsınız. Ee, dediğim gibi peki hangi kuşlarla başlayacağız eğitime? Biraz da ondan bahsedeyim. Arkadaşlar en güzel eğitilecek kuş. Aha bu elimdeki kuş. Bunlar çek kuşları arkadaşlar. Çek kuşları ve yerli kuşlar kesinlikle eğitimde çok daha seridir. Ve eğitimde her zaman size daha iyi sonuç verirler. Daha oyuncudurlar, hareketlidirler arkadaşlar. Ama şov, jumbo vesaire kuşlar, kalıplı kuşlar adı üstünde arkadaşlar bunlar görüntü kuşudur. Ve görüntü kuşları hantal olur. Ha bu eğitilemez anlamına gelmez. Ama siz illa kalıp ve şey istiyorsanız hem eğitim hem kalıp istiyorsanız size tavsiyem jumbo kırıklarıdır arkadaşlar. Ya da düz jumbolardır. Bunlar daha heybetli kuşlardır. Ve Şov jumbo gibi de hantal, hantal durmazlar. Üst vasıf şov jumbolar gibi durmazlar. Ha dediğim gibi mesela Toruk bir şov jumbo arkadaşlar gayet şey bir kuş, aktif bir kuş. O türler de var. Yani o şekilde olanlar da var. Biraz kuşun karakteriyle ve mizacıyla da alakalı. Evet kuşumuz tekrar uçtu. Ben onu bir yakalayayım. Evet son derece normal arkadaşlar. Çünkü çevreyi tanımak istiyor. Ama uçuş konusunda da bakın <laughs> bu çok şeydir. Böyle buralara girmeye çalışırlar. Çünkü yuva zannederler buraları. Ama uçuş konusunda arkadaşlar Kuşumuz henüz, ne denir, ee, yani acemi. Bir iki kere çarptı. Ee, küçük çarpmalardan bir şey olmaz. Ama arkadaşlar cam vesaire çok tehlikelidir. Camlara çarptıklarında boyunlarını kırabiliyorlar. Buna dikkat edin. Dediğim gibi, kuşunuzu böyle alın dizinize. Güzelce oturtun. Sevin, okşayın, onunla konuşun. Oğlum, aşkım, güzel kuşum, yavrum. Böyle güven verici şekilde ses tonuyla konuşun. Ne dediğinizi anlamasa bile sizin ses tonunuzdaki tatlılık onu rahatlatır arkadaşlar. Tamam mı? Ona bir güven verir. Mesela bu kuşumuz şu anda böyle. Bundan iki ay sonra bu bizim omzumuzdan ayrılmaz. Eğer üstüne düşersek. Ee, i̇nşallah kardeşimle bununla uğraşır. Güzelce eğitir. Ki eğiteceğini düşünüyorum. Gayet iyi bir hayvan arkadaşlar. Gayet kaliteli bir hayvan. Sarı yüz. Ee, başat parçalı baskın parçalı bir kuş. Evet maşallah. Bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi eğitim konusunda da en iyisi <laughs> gene gitti. Allah'ım <laughs> dur. Aa, dur bir dakika arkadaşlar. Bakın parmağıma kendisinin gelmesini istiyorum arkadaşlar. Şu anda yere düştü. Gel. Gel oğlum. Bakın. Tek ayağını attı. Hadi. Gel oğlum. Daha acemi arkadaşlar. Çok acemi. Ama biz sabırla yeteceğiz. Sabır çok önemli arkadaşlar. Evet. Aferin oğluma. Çok güzel. Aferin. Böylelikle arkadaşlar kuşumuz artık parmağa alıştı sayılır. Parmağı biliyor. Ama arkadaşlar tabii ki daha öğreneceği çok şey var. Cici kuş, babacık, aşkım, şampiyon, cimbom. Ve kuşunuz arkadaşlar siz bunları yaparken sizi dinleyecektir. Bunu dikkat edeceksinizdir, göreceksinizdir. Böyle insanın ağzına kafalarını sokarlar arkadaşlar. <laughs> Dinlemek için hatta böyle. Sesin nereden geldiğini anlamak için bunu yaparlar. Ee, dediğim gibi kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar e, ne kadar ilgi verirseniz o kadar karşılığını alırsınız. Bu biraz güven duygusu çok önemli. Biraz bakın yoruldu, uçtu. Çünkü e, ilk uçması arkadaşlar. Yani ilk uçması. Yoruldu. Sabır. Her şeyin başı sabır ve sevgi arkadaşlar. Hayvan davranışlarında ve hayvan eğitiminde olay hep sabır ve sevgi. Bazısı böyle hemen alışır. Bazısı biraz zorlar. Ama ümidinizi kaybetmeyeceksiniz. Her zaman uğraşarak e, güzelce şey yapacaksınız. Bu arada arkadaşlar kuş videosu e, şeylerimiz e, videolarımız yolda. Arabam çok kötü bozuldu ve iki hafta sanayide kalacak. Onlarla uğraştım arkadaşlar. Düzgün bir yer bulmaya çalıştım. Gerçekten zor. İnşallah arkadaşlar hallolur. Hayırlısıyla e, videolarımızı tekrar seriye bağlarız. Evet bu güzel kuşumuzu da bu şekilde eğitirdik. Yani alıştırdık. Bundan sonrası her gün arkadaşlar rutin şekilde çıkartıp e, uçurmak. Arkadaşlar dediğim gibi bu kuşlar niye böyle ele alışık? Çünkü insanı çok önceden tanıyorlar. Yani elimize doğuyorlar. Şimdi e, şöyle bir durum söz konusu. E, şeylerin böyle bir e, şeyler şansları yok pet shopların. Adamlar alıyorlar, kuşları e, kafeslere topluca koyuyorlar ve hızla yabanileşir arkadaşlar. Kuş çok hızlı yabanileşir. Hiç anlayamazsınız. Anında insandan kaçınması gerektiği genetik kodunda var. Bütün hayvanların var bu arkadaşlar. O yüzden e, dikkat edeceksiniz. Böyle üreticilerden alırsanız kuşlarınız her zaman eğitimde daha iyi olur. Değil mi aşkım? Ha? alıştın değil mi? Parmağımın zararsız olduğunu anladın. Bakın ilk başta biraz tedirgindi. Şimdi ne kadar rahatladı farkında mısınız? Davranışları daha güzelleşti. Daha olgunlaştı mı <laughs> diyeyim, ne diyeyim? Öyle. Evet şimdi biraz böyle hafiften gezdirelim şöyle. Biraz hareket edelim. Belki bir, bir uçuş daha yapabilir arkadaşlar. Yapsın sıkıntı değil. Evi tanıyacak. Ee, güzel bir kafes alın. Bir tane kafe e, orta boy bir kafes alın. Ne çok büyük olsun ne çok küçük olsun arkadaşlar. Eğitilecek kuşun kafesi ne çok büyük olur ne çok küçük olur. Büyük olursa sizden kaçar. Küçük olursa da daralır hayvan. Normal bir kafes yeterlidir arkadaşlar. Tamam? Anlatabiliyor muyum? Evet. Yakışıklım. Güzel miydi? He? İnşallah güzel bir ailen olur. İnşallah güzel bir geleceğin olur güzel de bir ömrün olur. Evet bizden bu kadar arkadaşlar. Böyle size bir küçük bir video çekmek istedim. Ee, i̇nşallah beğenmişsinizdir. Arkadaşlar like tuşuna basar ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Yani lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Ben sizin desteğinizle bu kanalı devam ettireceğim. Evet kendinize çok iyi bakın. Hayatım Hayvanlar kanalından hepinize sevgiler saygılar. Evet minnaş. Hadi bakalım.